Bu dersimizde de Dart dilindeki future, await ve async kavramlarını göreceğiz. Çünkü bunları Flutter'da da pek çok yerde görüyoruz ve kullanmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle buna niye ihtiyacımız var ondan size bahsetmeye çalışayım. Normalde Java ile bir Android uygulaması geliştirseydik, telefonu açtığımız anda, uygulamayı açtığımız anda bu bana bir tane proses oluşturdu ve burada main thread diye bir yapımız vardı. Ve ben bu main thread'i kullanarak uygulamamda bulunan buton tıklamaları, işte edit text'in doldurulması, küçük matematiksel işlemler, karşılaştırmalar, yani çok fazla vakit almayan işlemleri burada gerçekleştirebilirdim. Çünkü bu bir kuyruk yapısıyla çalışıyor. Yani bir butona tıkladınız, bu bunun için bir iş, bir kuyruk olduğunu düşünün. Buraya bunlar sırayla ekleniyor. Burada bir kuyruk oluşuyor. Buton tıklandı, kullanıcı bir şeyler giriyor, resim getiriliyor vesaire. Hepsi burada tek tek işleniyordu. O yüzden burada eğer uzun sürecek bir işlem ne olabilir? İşte dosya sistemine gidip bir dosyadan veri okumak, internete çıkıp oradan bir veri okumak veya yine internette bulunan veya SQLite de olabilir veri tabanına bir şeyler yazmak. Bunlar aslında hani 1-2 saniye gibi düşünmeyin, sistem için aslında vakit harcayan durumlar. Ve mesela benim bu işlemin 1 saniye, bu işlemin 1 saniye ve burada internete gidip veri getirme işlemim 15 saniye sürüyorsa eğer, bu işlem bittikten sonra şu 15 saniyelik işlemin bitmesi beklenir. O yüzden buradaki işleme sıra gelmez. İşte bu durumda ya bizim uygulamamız donar ya da not responding hatası verir veya da aslında yaptığımız işlemlerden dolayı, mesela internete gidip bir işlem yapmak için veya SQLite'ı veri yazmak için sistem buna izin vermez. Main thread'i kitleme der. Onun için karşımıza worker thread'ler çıkıyordu Java kısmında. Ben bu worker thread'leri kullanarak işte internete gitme, veri tabanına yazı yazma gibi uzun sürecek işlemleri main thread'i de kasmadan yapabiliyordum. Ben buna işi veriyordum. Burada işlemlerimi devam ettiriyordum ve buradaki iş bittiğinde main thread'e bu işle ilgili bilgiyi yolluyordu. Genel mantık buydu. Java'da biz birden fazla thread'le çalışabiliyorduk. Bir yandan güzel bir özellikken bir yandan da aslında bir sürü kod, farklı yapılar, farklı sınıflar, hatta kütüphaneler kullanmamıza kadar gidiyordu sorun. Hani biraz karışıktı. Dart dilinde bu nasıl? Dart dilinde tek bir thread var. Yani tek bir thread üzerinde çalışıyor. Böyle bir worker thread yapısı yok. Peki ben bu durumları nasıl çözeceğim Dart dilinde? İşte bu yüzden bana async diye bir kütüphane tanımlanmış ve buradaki yapıları kullanarak ben aslında worker thread'e yaptırdığım işlemleri bu yapıları kullanarak gerçekleştirebilirim. Yani ne yapmamız lazım? Async kütüphanesini dahil edip uygulamamıza burada tanımlanan yapıları kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra da bir diğer konudan bahsedeyim. Benim metotlarım, benim uygulamam sekfon bir şekilde çalışıyor varsayılan olarak. Gelin size bunu en basit örneğiyle anlatmaya çalışayım. Buraya geliyorum. Program başladı yazdım. Bir tane daha metot tanımlıyorum. Buraya da program bitti yazdıralım. Program bitti. Ve bu araya uzun sürecek bir işlem tanımlayalım. Mesela dosya indir. İnternete gidip sanki bir dosya indiriyormuş gibi bir metodumuz olsun bu. Ve bu çalıştığı zaman mesela atıyorum 5 saniye beklemesini istiyorum. Bu yüzden slip diye bir metodumuz var. İlgili kütüphaneyi import ederek bunu kullanabiliriz. Dart IO'nun içinde, yani IO okuma ve yazma işlemleri kütüphanesinde slip diye bir metodum var. Bu metodu kullanarak ilgili thread'i uyutabilirim. Yani sanki 5 saniye sürecek bir işlem için ben burada 5 saniye bekleme simülasyonunu yapabilirim. Bu benden duration türünde bir değer bekliyor. Duration diyelim. Şöyle koyalım. Ve bu duration'ın da baktığımızda gördüğünüz gibi isimlendirilmiş parametreleri var. Ben second'ı kullanacağım. Second deyip 5 saniye bekle diyorum. Buraya da gelelim. Bir print ifadesi yazdıralım. Print diyelim. Dosya indirme işlemi başladı. Sonrasında da bitti diyeceğiz. Bakalım hangisi ne sırayla çalışacak. Bitti.
Sonrasında da bu metot geriye return deyip indirilen dosya içeriği diye string bir değeri geriye döndersin. Ben bu metodun başına herhangi bir şey yazmadığım için dynamic geçiyor. Yani aslında burada return ettiğim ifade bir integer sayı da olabilirdi, bir boolean da olabilirdi. Çünkü bunu burada belirtmedim. Yani illa string olacak demediğim için burada herhangi bir içerik gösterip yazdırabilirim. Sonra işleri biraz daha kızıştırmak istiyorum. Dosya içeriğini göster. Bu metot çalıştığında buraya metodumu print ifademizi yazalım. Dosya içeriği gösterilecek. Sonrasında da print diyerek dosya içeriğini artık yazdırabiliriz. Veya öncelikle bir değişken oluşturalım isterseniz. Var diyelim. Dosya içeriği. Bu değer nereden gelecek? Dosya indirden, değil mi? Dosya indir. Yani dosya indir çalışacak. Gidecek internete benim dosyamı getirecek. İndirilen dosya için. Hani bu sanki getirilen dosyanın içeriğiymiş gibi buna atayacağım. Ve sonrasında da print diyerek dosya içeriği diyelim. Ve bunu buraya yazdıralım. Ve şu an yapmam gereken nedir burada? Dosya içeriğini göster metodunu çalıştırmak. Şimdi ne olacak? Main metodu tetiklenecek. Öncelikle bu ifade, sonrasında bu ifade, sonrasında bu ifade çalışırsa ben neyi anlayacağım? Benim yapılarım senkron, yani sıralı olarak çalışıyor demekmiş. Hep F5'e basalım bakalım ne görüyoruz. Tekrardan bir başlatayım. Evet. Program başladı dedi. Bu içerik gösterilecek dedi. Buraya geldi. Bakın burada bir bekleme işlemi var. Şurada. Bakın sırayla bakalım. Program başladı dedi. Değil mi? Sonrasında gitti dosya içeriğini göster metodu çağrıldı. O yüzden ekranda bunu gördüm. Burada dosya içeriğini almak için dosya indir metoduna geçti. Dosya içeriği. Yalnız buna geçerken şuraya verdiğim saniye kadar bekledi. İsterseniz bunu biraz daha uzatalım. Çünkü kafamız karışıyor. İndirme işlemi başladı diyor. Bakın burada bekliyor. Sanki indiriyormuş gibi bekliyor. Bu bittikten sonra adım adım tekrardan bunları çalıştıracak. 15 saniye boyunca bunu bekleyecek. Yani ben bunu eğer bir uygulamada yaparsam burada işte telefonunuzun kilitlendiği andır arkadaşlar. Siz internete gidip veri çekeceğiniz diye kullanıcı butona basmasın, ekranda sağa sola gitmesin diye düşünemezsiniz. Zaten sistem de zaten buna izin vermeyecektir. Belli yapıları kullanırken mutlaka ana thread'i yorma, bunun için farklı yöntemler kullan diye sizi uyaracaktır. Bunları kullanmaya zorlayacaktır. İşte bu kullanmaya zorlayacağı yapıları da biz async yapısı diyoruz. Yani bunlar senkron çalışırken asenkron çalışan, değil mi? Hani mesela ben Instagram'a bir fotoğraf atıyorum diye, upload ediyorum diye ki bayağı uzun süren bir işlem. Ana sayfada niye gezinemiyorum, mesajlara niye gidemiyorum diye düşünebilirsiniz. Zaten ondan dolayı işte arka planda bazı işlemler yapılıyor. Ve Dart dilinde worker thread oluşturamadığımız için bizlere import diyelim dark async diye bir kütüphane tanımlanmış. Şöyle bir tıklayalım bakalım. Burada bir sürü açıklama var. İnternette de farklı farklı bir sürü video vesaire bulabilirsiniz. Ben şimdi elimden geldiğince bunu size basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ve burada anlattığım yapılar emin olun Dart kısmında bize yeterli olacaktır. Şimdi ben burada ne istiyorum? Bu dosya indirilirken programımın donmamasını, programımın akmaya devam etmesini ve buradaki işlem bittiğinde de sonucun tekrardan programa yollanılmasını istiyorum, değil mi? Instagram'a foto upload edeceğiz. Bundan dolayı ben Instagram'ı yine kullanmaya devam edeyim. Ama fotoğraf bittiğinde de ne bileyim ya o fotoğrafı göreyim ya da onunla ilgili bir uyarı alabileyim. Bunu istiyorum. Yani fotoğraf upload edilirken programın donmasını istemiyorum. İşte bu gibi durumlarda biz async yapısını kullanacağız ve burada karşımıza future diye bir sınıf çıkıyor. Bunu nasıl kullanacağız peki? Şu uzun süren işlemi siliyorum. Silip yapısını. Ya da yorum satırlarını alalım. Geldim buraya.
Future dedikten sonra zaten adı üzerinde yani gelecek, bir zamanın bir yerinde olacak işlem. Ve burada bizim bir delayed diye bir metodumuz var. Aynı yukarıdaki gibi bizden bir duration bekliyor. Duration diyelim second 10 saniye sürsün. Ve bunun açıklamasına bakarsanız duration'ı verin, sonrasında bir lambda expression bekliyor ve geriye de farklı bir future dönüyormuş. Şöyle yapalım. Bir lambda expression oluşturalım buraya. Bu şu demek. 10 saniye bekle. Hani deminki o uzun süren işlemi burası olarak düşünebilirsiniz. 10 saniye bekledikten sonra da buradaki bu fonksiyonun içindeki komutları yaz. Ya da yap. O zaman ben burada 10 saniye bekledikten sonra elde ettiğim işlem neydi? Dosya içeriğin oluşmaktı ki o da buradaki string'ti. Ben bunu burada geri döndürebilirim. Şöyle. Tamam. Sonrasında da bu bize ne veriyordu? Farklı bir future. Bakın string diyor. Niye string diyor? Çünkü ben geriye bir string ifade döndürüyorsam buradan gelecek return ifadesine göre benim generic type'ım oluşuyor. Yani şöyle bir yapı oluyor aslında. Future string sonuç diyelim buna da. Ve sonrasında da bu bunu geriye döndürdü, buraya koydu. Benim dosya indirme bittikten sonra da return diyerek bu sonucu döndürebilirim. Ne oldu burada? Future.delete diyerek ben 10 saniye bekledim. 10 saniye demek sanki internete gidip veri getirmişim. İşte getirdiğim veri de bu. 10 saniye bekledikten sonra işlem yap. Yapılan bu işlem türü ne? String. Mesela ben burada integer bir değer döndürseydim 10 gibi. Bu sefer kızacaktı. Diyecekti ki senin geriye döndürdüğün, yani aslında bir zaman sonra bana gelecek olan değer future'un string'i değil integer olmalı diyecekti. Sonucun tipine göre buradaki değerimiz değişiyor. O yüzden bunu geri alıyorum. Sonrasında sonucum oluşturuldu ve ben bunu bu metot ne yapacak? Sonuç diye geri döndürecek. Dosya içeriğini göster kısmına gittiğimde dosya indir çalışıyor ve geriye bu sonuç. Bakın buradaki return bunu dolduruyor. Burası bittikten sonra da benim return diyerek bu sonucu ne yapmam lazım? Buraya geçmem lazım. Yani aslında hani biraz daha açık olması için buradaki bu metot dynamic demeyelim de hani biraz daha belirgin bir veri tipi verelim. Aslında geriye içinde string tip olan bir future döndürüyor değil mi? Ve biz geri dönüş tipleri, mesela bu bir string dönderseydi ben bunu böyle yazardım. O yüzden burası hata veriyor. Çünkü bu sonuç nedir? Future string tipindedir. Pardon. Bunu buraya yazalım. Sonra bu indirilen yani return edilen bu sonuç değeri gelecek buraya atanacak. Şimdi ben buraya var dediğim için herhangi bir hata görmüyorum. Çünkü bu var dediğimiz string olur, integer olur. Mesela ben burada bir string değer görmek istiyorsam ve buraya string dersem yine hata alacağım. Çünkü dosya indir geriye string değil, içinde string veri olan bir future nesnesi dönüyor ve bunu da yine buraya yazalım. Şimdilik bu kadar değişiklik yeter. Silip sildiğimiz için bu uyarı veriyor kullanmadık diye. Önemli değil. Bir çalıştıralım bakalım ne oluyor. Bakın dosya değiştirme başladı. Bitti. Dosya içeriği bu dedi. Dosya bitti dedi. Program bitti dedi pardon. Ne oldu? Aslında ben hiçbir yerde şunu göremedim değil mi? Hani benim döndürdüğüm yapı buydu. Aslında benim indirdiğim şey buydu. Ve ben bunu hiçbir yerde göremedim. Sırayla bakalım neler oluyor. Program başladı. Dosya içeriğini göstere geldi. Dosya içeriği gösterecek yazdı. Sonrasında bu metodu çağırdı. Dosya indirme işlemi başladı dedi. Burayı bekledi aslında ama bu bana sonucu döndürene kadar bu metodu çalıştırdı. Bakın ana thread'i aslında yormadı. Hani burası dedi uzun sürecek, ben bunu farklı bir yerde yapayım, daha sonra sana sonucu getireceğim dedi. Ama bu sonucu bana 10 saniye getirene kadar benim programım akmaya devam etti. İşlemi bitti dedi. Sonrasında buraya geldik. Sonrasında bunu yazdırdı. Yani şunu demek istiyorum. Bu gidip veriyi bana getirene kadar benim programım çoktan bitmiş oldu arkadaşlar. Tekrardan çalıştıralım. Bakın hala exit demiyor.
Hani aslında şuradaki işlem yapılıyor. 10 saniye sonra exit deyip burayı sonlandıracak. Ama bu ifadeyi, döndürdüğü ifadeyi ele alacak yapının kısmı çoktan geçtiği için ben burada bunu göremedim. O yüzden ne yapmamız lazım? Buraya gelip bu uzun sürecek bir işlem, bu bir future nesnesi. Sen bunu bekle arkadaşım. Evet. Ve evet yazdığımızda da şunu yapmamız lazım. Bu evet çalıştırdığımız metodun başına da async yazmamız lazım. Hala hata alıyoruz. Eğer mantığını anladıysanız zaten şimdiki konuyu çok iyi anlayacaksınız. Bu ne demek? Dosya indir çok uzun bir işlem. Sen onu bekle. Bekledikten sonra onun sonucunu da al buraya ata. Peki bu dosya indir, uzun süren bu dosya indir bana ne döndürüyor? Bir string döndürüyor değil mi? O yüzden artık benim veri türüm future değil string olmalı. Çünkü artık sonuç gelene kadar beklenecek. Eğer ben buraya direkt future deseydim direkt olarak sadece future nesnesini elde ederdim. Ama bu sefer bunun sonucunu bekleyeceği için sonucunda da hani ilerleyen zamanlarda bitecek bir işlem ve geriye string döndürecek dediğimiz için geriye string değer döndürüyor. Burayı o yüzden string yapmak zorunda kaldık. Ve şimdi çalıştıralım. Dosya indirme işlemi başladı. İndirme işlemi bitti dedi. Yani aslında burada yanlış bir şey yok. Program akışına devam ediyor. Ama ne zaman ki burada hani internetten veri getirme işlemi bittiğinde bakın artık ben bunu burada görebiliyorum. Ve bunları yaparken de metodumuzun başına evet yazıyoruz. Evet yazdığınız bloğun içinde de yani bu bloğun async çalışacağı farklı bir thread üzerinde diye bir düşünebilirsiniz. Her ne kadar öyle bir şey olmasa da açıklama kısmı yok herhalde bunun. Evet kullandığınız yerde async'i de kullanacaksınız. Hani Flutter'da bazı yerlerde main metodunda bile şöyle async kısmını görürseniz demek ki içerilerde uzun süren bir işlem yapılıyor diye aklınıza gelebilir. Umarım böyle genel olarak anlamışsınızdır. Flutter kısmında zaten kullanınca da anlayacaksınız. Tek yapmanız gereken uzun sürecek işlemler size bir future dönüyor. Future dönen yerde de ilgili metodun sonucunu beklemek için await kullanmanız lazım. Hani tamam akmaya devam et ama programı bitirme dememiz lazım. Burada bunu bekliyoruz aslında. Yani bundan sonraki kodların çalışması bekleniyor. Ben buraya gidip şu ifadeyi şöyle uzattığımda ve şunu da biraz kısaltalım. 5 saniye beklesin sadece. Pardon. 5 saniye bekle diyelim. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın gidecek 5 saniye bekleyecek. Buradaki komutlar daha işlenmedi ve sonrasında da bunları işleyecek. Direkt olarak ana yapıyı işleyip programdan çıkmayacak. Bu sonucu mutlaka bekleyecek ve programı beklediğiniz metodun bloğuna da async yazıyorsunuz. Bu await ve async aslında sonradan eklenen yapılar. Daha önceden Flutter'da ve pardon Dart dilinde bunlar yoktu. Bir tek ne vardı? Future vardı. Ve bunu bu şekilde kullanabileceğiniz gibi şurayı artık siliyorum. Deminki gibi yapabilirsiniz. Mesela şurayı yorum satırları için alayım. Hani await ve async kullanmadan nasıl yaparız onu göstermeye çalışacağım. Buraya geldim. Bu bana yine future dönecek. Future string. Sonucum da string olacak. Await kullanmıyorum. Await kullanmıyorsam buna da gerek yok. Şimdi bu şekilde çalıştırdığımda ne oluyordu? Bir future nesnesi görüyordum değil mi? Bakın. Hani sonucu göstermiyordu. Direkt olarak diyordu ki bu bir future nesnesi. Ama ben burada şunu diyebilirim. Dosya içeriği nokta den. Ben bunu dediğimde aslında deminki gibi içeriği alacak. Hani dosya indiri çalıştıracak. Future nesnesi üzerinden buradaki işlem bittiğinde yani 5 saniye bekleme işlemi bittiğinde bunun sonucunu bana veriyor. Açıklamasına baktığınızda ne diyor? Bir hani geri dönüş benim sonucum neydi? String'ti. Sonrasında da istediğim ifadeyi yaptırabilirim. Yani şöyle bir şey. Sonuç diyelim. Sonuç. Ve bu sonucu fat arrow kullanarak ekrana yazdırabilirim. Bu da deminki async ve await'in kullanımıyla birebir aynı olacaktır. Bakın program bitti dedi. 5 saniye bekliyoruz. Ve ne zaman ki
Burası patladı sanki. Dosya içeriği dedik. Sonrasında bunu buraya atadık. Tabii dosya içeriği değil, sonucu yazdıracağız. Çünkü sonuç bana parametre olarak gelecek. Program bitti dedi. 5 saniye bekledikten sonra da işlemi yapıp bana getirdi. Yani burada upload işlemi yapıyorsanız programınız akışına devam eder. Her türlü kullanırsınız ve ne zamanki biter, bittikten sonra işte böyle den yapılarıyla kullandığınız servis size bir geri dönüş veri tipi ve artık ne veriyorsa onu kullanarak sonra programa kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi Flutter kısmında bunların kullanımını oldukça fazla göreceğiz. Kafanız karıştıysa da merak etmeyin. Gerçek bir uygulama üzerinde çok daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.